Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere zatır nasıl basılır, kavanoza kışa nasıl saklanır kurutmadan sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi sayın takipçilerim, önce ben zatırımı, kekimi yani. Biz burada hem zatır hem kekik diyoruz buna. Dağ kekiği. Artık insanlar gidip dağdan söküp tarlalara ekmeye başladılar. Bu daha kolay olsun diye. Ve bu şekilde yetiştirmeye başladılar. Şimdi sayın takipçiler, ben ilk önce kekiğimi güzelce dış etkenlerden temizlemesi için güzelce yıkadım. Ama tabii ki zedelenmeden yıkadım. Bu şekilde. Ve sonra bir bezin üzerine serdim. İyice suyu süzülmesi için ve iyice kurudu. Ve hatta buruşturdum biraz böyle. Tamamen kurudu suyunda. Şimdi kavanoza basacağım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün bu fazlalık olanları, bazıları bu şekilde hepsini temizledim. Ben önceden temizlemiştim. Şimdi sadece sizlere göstermek için bu şekilde. Kekikler maşallah buram buram kokuyor. Maşallah, berekallah. Şimdi buraya bir kenara alıyorum ve burada bir adet kavanozum var. Önce makinede yıkadım, iyice kuruttum bu şekilde. Hijyen olması için ve kekiğimi bismillahirrahmanirrahim bu şekilde kavanoza basıyorum. Hiç videomu kesmeden baştan sona kadar nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu şekilde bastım ve üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle altına bir tabak koydum ve üzerine şimdi ne yapıyorum? Aldığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ta ki yavaş yavaş zeytinyağını ilave ediyorum. Yağını çektikçe ilave ediyorum bu şekilde. Şimdi bunu aldığı kadar yağ koydum ve bir kenara alıyorum. İyice, daha iyice çekmesi için. Çünkü alttan yağ almamış olabilir. Daha eksilirse daha yağ ekleyeceğim. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Tekrar kekiği basmaya
Tekrar sizlere göstereceğim. Bu şekilde. Sayın takipçilerim, kekiğin zaten biliyorsunuz bin bir derde deva, zeytinyağı da aynı şekilde. Bunlar ikisi bir arada oldu mu inanılmaz bir nimet, inanılmaz, gerçekten inanılmaz bir şifa. Allah-u Teala öyle nimetler vermiş ki bize, saymakla bitmez. Rabbime şükürler olsun. İnanın ki bu kekik zamanı geldi mi, ilk çıktığında biz salatasını ta ki bitene kadar biz salatasını sürekli yapıyoruz, tüketiyoruz ve inanın ki tadına doyamıyoruz. Mutlaka sizlerin de bu nimetten faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle aldığı kadar kekiyip iyice bastırdım ve üzerine bir çay kaşığı tuz ve tekrar üzerine yağı ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum ki aşağıya, tam dibine, her yere bulaşması için. Dikkat ederseniz yavaş yavaş içine işliyor. Burada çekmesi için bir kenara alıyorum. Ve ilk doldurduğum kavanozu bu şekilde. Sayın takipçilerim, bu kekiğin yağı inanılmaz şifalıdır. Bir noktasını bile ziyan etmeyiniz. Kim bana ulaşmak istiyorsa bu değerli kekikler için ulaşsın bir an önce ve ben de sizlere ulaştırayım bu şekilde. Şöyle iki defa içeriye, sonra bir defa dışarıya bu şekilde. Bekletince bakın nasıl çekiyor. Bunda kapağını kapatıyorum. Şimdi sadece sizlere göstermek için bunları yaptım. Sonra devam edeceğim basmasına. Şimdi kekiklerimiz burada. Kekikler bu şekilde. Ama dünkü bastığım kavanoz, dikkat ederseniz, sararmaya başlamış. Şöyle. Dediğim gibi bu nimetten faydalanmak isteyen bana acilen ulaşsın. Ben de sizlere ulaştırayım. Açıklama bölümüne sizlere telefon numarasını bırakacağım inşallah. Siz de bana ulaşırsınız. Ben de bunları size ulaştırmaya çalışayım inşallah. Keklerim sınırlı. O yüzden bana ulaşmak isteyen ulaşsın. Ben de sizlere dediğim gibi bu nimetlere ulaştırayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.